Babası İbrahim Taşdemir. Şu klimayı eritecek kadar büyük bir ısı, şu duvarları simsiyah yapacak kadar, kapıları eritecek kadar büyük bir ısı meydana geliyor burada ve her şeyi tahrip ediyor, duvarları simsiyah ediyor. Ama görüyorsunuz Allahu Azimüşşan'ın ve onun sevgili Habibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismi şeriflerinin olduğu levhanın üzerinde kaplanmış olan naylon sadece hafif böyle erimiş. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatta olmasa bile demek ki onun ümmetinde Allah-u Azimüşşan mucizeleri tecelli ettiriyor. Bu da bize gösteriyor ki demek ki bizim milletimiz doğru yolda, devletimiz doğru yolda. Açılalım hocam. Geçen yıl Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiklerimize destek amaçlı cephede kurban kesmiştik. El öpülesi şehit aileleri babalarımızla birlikte. Bugün yine buradayız. Destek amaçlı geldik. Kurbanlarımızı keseceğiz ve Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzun demecini vermek üzere buradayız. Allah yar ve yardımcıları olsun. Dünyada iki taraf var. Bir, hakkın yanında olanlar. İki, batılın yanında olanlar. Biz ne yazık ki batılıların harap ettiği beldeleri onarmak için varız. Yetimlerin karnını doyurmak için varız ülkemizle, ordumuzla. Biz vatansız insanların vatanlarını güvenli hale getirmek için ordumuzla buradayız. Ben bir şehit babası olarak açıkçası Barış Pınarı Harekatı emrini veren sevgili Cumhurbaşkanımızı ve bütün Mehmetçiklerimizi, gönül veren, dua eden bütün müminleri muhabbetle, sevgiyle, hasretle kucaklıyorum. Mazlum bir coğrafyanın ortasına geldik. Demek istiyorum ki Barış Pınarı Harekatı'nı bu kararı veren irademize, Cumhurbaşkanımıza, milletimize, ordumuza her zaman duacıyız ve Allah'a and olsun ki malımızla, canımızla, evlatlarımızla ki iki tane daha oğlum var, biz bu davanın neferiyiz. Ve ölesiye inşallah şehit babaları olarak zaten bu nedenle buradayız. Ölesiye her şeyimiz pahasına biz bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz de bayrağımızı alarak hazır bir vaziyette burada olmaya geldik. Terörün kökünden kazınmasını onlardan rica ediyoruz. Biz o yüzden buradayız. Bize güvensinler. Daha arkamızda bir sürü insan var. Burada askerlerimize destek vermeye geldik. Biz onların arkasındayız. Dualarımızda her zaman onun yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanı'na da şunu söylüyorum. Şehit babaları, Türkiye kendinin arkasındadır. Her zaman için Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Ben iki tane evladımı şehit verdim. Kendim de şu an hazırım. Asker olmaya razıyım. Her an burada çatışmaya razıyım. Herkese selamlar, saygılar.